أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أن يحق الحق بكلماته ويقضى دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer hocam Ali Galip hocamla inşallah bu haftaki konumuzda yine günümüzün en büyük sıkıntısı olan İsrail ve Filistin savaşı inşallah Rabbimizden dileğimiz Filistinlilerin galip gelmesi, İsrail'in oraya saplanması, çukura gömülmesi inşallah temennimiz o yönde. Bu hususta programa başlamadan inşallah Filistin'le ilgili bir ilahiyle başlamak istiyoruz. Filistin'im ağlar gözüm, çaresizim yanar özüm.
Filistin'im ağlar gözüm, çaresizim yanar özüm. Bir buçuk milyara sözüm. Filistin'im, Filistin'im, bir buçuk milyara sözüm. Filistin'im, Filistin'im, Filistin'i seyretmekten başka bir şey gelmez elden. Filistin'i seyretmekten başka bir şey gelmez elden. Bir biz keyfimize bakarken ağlar durur Filistin'im. Biz keyfimize bakarken ağlar durur Filistin'im. Filistin'i seyretmekten başka bir şey gelmez elden. Filistin'i seyretmekten başka bir şey gelmez elden. Biz keyfimize bakarken ağlar durur Filistin'im. Biz keyfimize bakarken ağlar durur Filistin'im. Filistin'in acısına can dayanmaz feryadına. Filistin'in acısına can dayanmaz feryadına. Sabır Şamil'in alnına yazacağız Filistin'im. Sabır Şamil'in alnına yazacağız Filistin'im. Evet hocam, buyurun. Elhamdülillahi ve kefe. Vessalatu vesselamu ala Resulünel Müşteba. Değerli seyirciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, atıfatı, bolluğu üzerinize olsun inşallah. Amin. Hatimlerimiz var, hatim dualarımız var inşallah. Bir Filistin'de, Gazze'de şehit olanların ruhlarına Kamil Yıldırım, Kesenayici Ziya Yıldırım Bey'in babası. İtik arazisini kıldırdık Seydişehir'in Gevrekli kasabasında. Ali Rıza Kapçı, eski Büyükşehir Belediye Sekreteri, hanımı eşi vefat etmiş, onun ruhuna İbrahim Mutlu ve İbrahim Göçer kardeşlerimiz için hatim dualarımız var. Ey asırlar boyu iman ve aşkın alemdarlığını yapmış, çağı açıp çağı kapamış, üç kıtada ay oynatmış, at oynatmış, İstanbul'u fethetmiş, Nibolu Savaşı'nı kazanmış, Malazgirt'te 250 bin kişiyi Roman Diyos'un esir etmiş, Necip Millet'in muazzez torunları, Gazze karşısında vaazım oluyor düğüm düğüm, cümleten selamun aleyküm. Senin ecdadın bir zaman Viyana sularına tırmandı. İstanbul'u aldı, İspanya'yı aldı, Avrupa'yı aldı değerli kardeşlerim. Ama şimdi ne oldu? Bir İsrail gözümüzün önünde hastaneler vuruyor, kanun dinlemiyor, karar dinlemiyor, leş milletlerin kararları hiçe sayılıyor. Kur'an şöyle diyor, estağfirullah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهُ وَلَتُ الْاِسَامِ. Ya Muhammed, وَمِنَ النَّاسِ, insanlardan öyleleri var ki onların konuşmaları senin taaccübüne gider. Allah'ı şahit tutarlar. Ne derler? Hürriyet derler.
özgürlük derler değerli kardeşlerim. Böyle demokrasi derler, güzel laflar söylerler. Irak'ta öyle yapmadılar mı? Afganistan'da yapmadılar mı? Suriye'de yapmadılar mı değerli kardeşlerim? Ama Kur'an devam ediyor. İze tevelle se'a fil ardı. Biz onları iktidar yaptığımız zaman, vali yaptığımız zaman, güç sahibi yaptığımız zaman se'a fil ardı, yeryüzünde koşarlar. Plan, proje yaparlar. Yüz yıllık proje yaparlar. Niçin? İze tevelle fil ardı. Yufside fîhe. İfsad etmek için yaparlar. Fitne çıkarmak için yaparlar. Müslümanları kırdırmak için yaparlar. İşte proje görüyor musunuz? Sâfil yufside fîhe. Öyle gel harsa. Hars ekin. Sizin ekonomimizi bozarlar. İşte ekonomi bozuldu değerli kardeşlerim. İslam alemi için söylüyorum. Ekonomimizi bozarlar. Ve nesle, nefsinizi bozarlar. Vallahu lefkese Allah ifsad edenleri sevmez diyor. Yıl 1884. Basel'de toplantı yapıyorlar. North Curzon başkanlığında. Karar alınıyor. Üç aşama var. Bir. Osmanlı yıkılacak. Abdülhamit indirilecek. İki. Filistin'de bir devlet kurulacak. Üç. Büyük İsrail devleti projesi gerçekleştirilecek. Allah rahmet eylesin gani gani. Tam 50 yıl bunu söyledi hoca. Suriye, Irak parçalanacak. Arkadan İran gelecek. Arkadan Suriye gelecek. Dedi mi demedi mi? Büyük İsrail projesi. Kayseri'ye kadar içine alıyor. Mekke içinde. Bizim Adana içerisinde. Büyük bir proje bu değerli kardeşim. İşte adımlar atılıyor. Sınırlar değişecek diyorlar değerli kardeşlerim. Ne diyor bizim büyüklerimiz? Gavurdan doğuz, domuzdan post olmaz diyorlar. Neden, neden, neden? Abdülhamit indirildikten sonra tesbih başı koptu. Değerli kardeşlerim bir sorun var. İslam'ın ilk emri neydi hep beraber? İkra, Bismi Rabbikellezi halak, oku. İkinci emri imandı, iman, iman, iman. Üçüncü emri neydi acaba? Namaz derseniz yıl 619 yılında Miraç'tan sonra farz kılındı. Oruç 24'te, cihat 24'te, zekat 24'te farz kılındı. Hac 30 yılında farz kılındı. Estağfirullah. Veltekum minkum. Burada emri vücubidir. Ümme, ana demektir. Elte ümmetün, siz bir ümmet oluşturunuz. Yani İslam alemi başınıza bir halife dikiniz. Başınıza bir lider koyunuz, ümmetün, bir ümmet oluşturunuz. Yed'ûne ilel hayr, hayre çağıran, güzelliğe çağıran, iyiliğe çağıran, bolluğa çağıran bir ümmet oluşturunuz. Yed'ûne ilel hayr, ye'murûne bil mer'îliği emreden, namazı emreden, zekatı emreden, orucu emreden, tavsiye eden, bunu uygulayan bir devlet, bir lider oluşturunuz. Ve kötülüğü men eden. Değerli kardeşlerim, dört mezhebe göre bu başı koymak ortaya demri emri vücubidir. Yani farzdır, yani mutlak ki farzdır. Hani İslam aleminin başı nerede? Niçin halifeliği kaldırdık biz? Hristiyanların başı var Vatikan'da. Yahudilerin de başı var. İşte Amerika geldi, gemilerle oturdu ufacık bir devlete karşı. Bu bir tehdit. Türkiye tehdit. Irak'a tehdit, Suriye tehdit ediyor bu. Evet değerli kardeşlerim. Ve başımız neden yok? İki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men halayeden min taatin lakiyallahu yevmel kıyama la hüccete la la savmete la sakkete la. Kim elini biat eline koymazsa, kim başını bulmazsa, kim halifesini ortaya koymazsa, la savme leh, onun orucu da yoktur. La sigame leh, la salate leh, orucu, zekatı, haccı yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men mâte ve leyse fî unugî meytetün, mâte meyteten cahiliyeten. Kim elini
veyahut elini halifesine koymazsa, halifesini ortaya koymazsa, halifeye biat etmezse, cahiliyet ölümüyle ölür diyor değerli kardeşlerim. Nedir o? Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in öldüğü gibi diyor. Bir canlı örnekle açmak istiyorum. Cemel vakası var. Hazreti Ali, Ayşe annemiz. Anlaşmışlar. Abdullah İbn-i Sebe Yahudileri, Siyonistler sızmış. Gece baskın yapmışlar Hazreti Ayşe'ye. Ve savaş başlıyor. Hazreti Ali iniyor kılıcıyla. Ayşe annemiz gelemez. Zübey bin Avvam iniyor onun yerine. Peygamberimizin arasının oğlu, akrabası oluyor. O iniyor. İki kılıç sürtülüyor birbirine. Ama gözler de böyle yaş akıyor. Zübeyir hatırlar mısın? İki Cihan Sultan ne buyurdu? Bir gün gelecek, Zübeyir sana haksızlığa kılıç çekecek demişti. O gün bugün olmasın. Zübeyir aklı başına geliyor, uzaklaşıyor. Ali der ki takip edin. Ola ki bunlar bir kötülük yaparlar Zübeyir'e. Zübeyir radıyallahu anh uykuda abdest alır, tam bitirirken Abdullah İbni Sebe'nin askeri arkadan okla vururlar. Dönmüş, kan akıyor. Ali'nin askerleri yetişirler. Zübeyir, ne oldu sana? Kim vurdu? Bilemiyorum. Zübeyir, üzülme. Sen Bedir'de vardın, Uhud'da vardın, Hendek'te vardın. Ağlama. Ben ona ağlamıyorum diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biat olmadan ölen cahiliyet ölümüyle ölür demişti. Benim biatım yok, ona ağlıyorum. Uzatın kollarınızı. Allah'ım şahid ol, Ali'ye biat ediyorum. Allah'ım şahid ol, Ali'ye biat ediyorum. Üç defa söylüyor değerli kardeşlerim. Biat bu kadar önemli. Baş bu kadar önemli. Baş olmayınca İslam alemi perişan görüyorsunuz. Ya şu İslam alemi birleşsek. Birleşsek. وَاَحْتَسِمُوا حَبْلَ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılınız. Sakın Arap birliği, Türk birliği, Kürt birliği ayrılmayın diyor Cenab-ı Hak. Gücünüz gider, gem olursunuz diyor değerli kardeşlerim. Kur'an'dan uzak kaldığımız için bunlar geliyor. Ama unutmayın, ısrar üstüresin Cenab-ı Hak. Ne zaman biz onlara güç verdik Yahudilere. Yahudi deyince ırkları almıyoruz biz. Siyonist kısmı alıyoruz. Siyonist kısmı inceliyoruz. Şımardılar, kan döktüler. O zaman başlarına bela verdik. Buhtun Nasır geldi, onları perişan etti değerli kardeşlerim. Sonra yine şımardılar. Yine kan döktüler böyle, çizme dolusu kan akıttılar. Hristiyan, Musevi ne derse öldürdüler. O zaman da Cenab-ı Hak asan yüreklişler gönderdi. Üçüncü aşama. Mutlaka Selahaddin Eyyubi gelecektir. Mutlaka bir gün İsrail son bulacaktır. İki Can Sultanı haber veriyor değerli kardeşlerim. Ama o ümmet oluşuncaya kadar buna zulme devam edecek. O ümmet yok. Kur'an وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَمْ. Kuvvetli atlar besleyin. Tank yapın. Tüfek yapın. Değerli kardeşlerim, zırhlı araçlar yapın diye emrediyor. Kur'an emrediyor. İslam alemi hep zevkin içerisinde. Dün uçak yaptık biz. Dün devrim arabası yaptık biz. Ama o günün başları yaptırmadılar değerli kardeşlerim. İslam aleminin uyanması lazım. Teknolojiyi kurması lazım. Füzeler yapması lazım. Kuzey için görüyor musunuz? Kuzey için Amerika'yı tehdit ediyor. Niçin Amerika buraya geliyor? Gavurdan, domuzdan post, gavurdan dost olmaz demiş ecdadımız. Yahu karşısında ufacık bir Filistin, Gazze var. 350 kilometreye sığışmış bir insan topluluğu var. Boyuna vuruyor, hastaneyi vuruyor, camiyi vuruyor. Niye buraya geldi? Hani dost biliyorduk bunu ya biz. Bunlardan dost olmaz değerli kardeşlerim. Bunlar ancak güçten anlarlar, güçten. Rahmetlik Erbakan hocamın dediği gibi bunlara güveş, kuvveti güç lazım diyordu. Diyordu ki rahmetlik hocam,
Sen uçak gemisi yapacaksın. Onlar daha çok yaparlar. Füze onlar daha çok yaparlar. Ama uranyum madenini veya bor madenini veya titanyum ki geziyordu onu yapacaksın. Ve bir şemsiye gibi havaya atacaksın. Tüm sistemleri kilitleyeceksin. Atılan bomba geri dönecek. Uçak kalkamayacak demişti. İşte bu sistemin kurulması gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Allah Abdülhamid Esad insan gönderdi bize. Tanksan, Temsan, Tümesan, Rokesan tüm kuruluşları kurdurdu. Bugünkü kalkınma onun eseri. Selçuk Bey'e fabrikayı kurdu. İhalar, sihalar yapılmaya başladı. Deriz ki değerli kardeşlerim, Nasru minallah ve fethun garib ve beşir müminin. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır inşallah. İnşallah hocam. Ümit var olun. İnşallah. Bu istikbal içerisindeki en büyük seda İslam'ın sedası olacaktır diyor Said Nursi Hazretleri. Gün ola harman ola. Cenab-ı Hak yar ve bu'inimiz olsun. Selam olsun Gazzelilere. Selam olsun Filistinlilere. Selam olsun ona yardımcı olanlara. Selam olsun camilerin önünde cenaze namazı kılanlara. Selam olsun geceleri ayağa kalkıp Allahu Ekber diye dua edenlere. Cenab-ı Hak yardımcılar olsun inşallah. Yardım anımız olsun diyorum. Sorumuza Allah geçelim razı hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel ifade ettiniz. Yüreğimiz yanıyor. Hocam sorulardan bir tanesi diyor ki kardeşimizin, ben üniversite öğrencisiyim. Aramızda arkadaşımla bir tartışma oldu. İman artar mı, eksilir mi diye. Böyle bir tartışma yaptık da açıklar mısınız diyor. İmam-ı Azam Hazretlerine göre, İmam Maturidi'ye göre iman artmaz ve eksilmez değerli kardeşlerim. İman nedir? İman amentü esaslarına, amentü billahi ve meleketiye, Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlerine, kitaplarına, kadere, hayır şerrin Allah'tan inanmak, iman etmektir. Bir kul dil ile söyler, kalple tasdik ederse bu mümin olur. Dil söyler, kalp onaylamazsa münafık olur. Kalp onaylar, dil söylemezse kafir olur değerli kardeşlerim. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. İman, keyfiyet günü üç kısmı ayrılır. Taklidi iman, tahkiki iman. Taklidi iman, gördüğümüz gibi inanıyoruz. Tahkiki iman, Allah güneşi nasıl yaratıyor, nasıl dolduruyor, bu mahlukatı nasıl doyuruyor, nasıl bunları geliştiriyor diye düşünerek inanmaktır. İman, ilmel yakin iman, aynel yakin iman, hakkal yakin iman. İlmel yakin iman nedir? Çoğu Kabe'yi görmemiştir değerli kardeşlerim. Ama Kabe'nin varlığından şüphesi yoktur. Çünkü giden gelenler var. Buna ilmel yakın diyoruz. Allah'ı görmedik. Peygamberleri görmedik. Melekleri görmüyoruz ama inanıyoruz. İman ediyoruz. Kabul ve tasdik ediyoruz. Aynel yakın imana gelince uçaktan veya helikopterden Kabe'yi gören insan misali. Bir şey namazını kılıyor, orucunu tutuyor, Allah kulluk yapıyor, buna da aynel yakın iman diyoruz. Hakkın yakın imana gelince, Kabe'ye gitmiş, tek tek incelemiş insanların misali gibi. İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, ölüler nasıl dirilecek diye şüphe etti. İbrahim'e dedi ki, ya İbrahim şüphem var ama ya Rabbi gözümle görmek istiyorum, yani mutmain olmak istiyorum dedi. Dört tane güvercin al dedi, aldı. Renkleri var, atlarını koydu. Bunları kesti. Dağ başlarına koydu etlerini, kafaları burada. İbrahim çağır dedi, çağırdı. Tek tek gelen güvercinler aynı kafaları buldular. Gözümle görmek, görerek kalbi mutmain olsun diye istedim ya Rabbi dedi ondan sonra. Bakara 260. ayeti. Değerli kardeşim, buna da aynel hakkal yakın iman diyoruz. Hallacı Mansur diye bir zat vardı. Bu öyle bir an geldi ki bir derecede enel hak dedi. Yani domatesin renginde Allah'ın gücü var.
Güneşi yaratan o, küre yaratan o, arzı yaratan o, her şeyin sahibi Allah'tı demek istedi. Ama o günün insanları bunu Bağdat'ta idamı mahkum ettiler. Birinci gün zindancı başı zindan yok gördü, göremedi zindanı. İkinci gün zindan var ama hallaç yok. Eyvah kaçırdım dedi. Üçüncü gün hem zindan hem de hallaç var. Son bir müridi rica etti geldi. Yarın dedi ki bu falanca İmam-ı Azam olduğu yere gel. Cami oraya gel. Bir mektup bıraktı. Orada sabrı öğreteceğim sana dedi. Değerli kardeşlerim. Sakın mektubumu geç bırakma. Gece nehre at bunu dedi. Hallacı Mansur sehpaya götürülüyor. Taş atıyorlar. O gülüyor hep. Taş atanlar. Her taraf yara içinde kalmış. O hep gülüyor. Allah diyor. Sehpaya çıkarken bir gül atıyor. Allah diye feryat ediyor. Ya Hallacı ne oldu sana? Niye bağırıyorsun? Taş atan halden anlamıyor insanlardı. Gül atana gelince Allah dostunu gülü beni incitti diyor. Bu dil Allah için yaratıldı. Hakkı tebliğ için yaratıldı. İşadet için yaratıldı. Şimdi dil kesilince Allah diyemeyeceğim diyor. Ve idam ediliyor değerli kardeşlerim. Vallahi Mansur. O müridi gelmiş iktidar müridi. Mektubu vermişler. Diyor ki evladım sakın ha bu gece geç kalma. Mektubumu benim nehre at diyor. Biraz geç kalmış. Yılan var yollarda gidip Üstad Necip Hazretleri gibi. Nehir taşmak üzere atmış. Rüyasında Allah senden razı olsun. Eğer atmasaydın Bağdat helak olur demiş değerli kardeşlerim. Buna da hakkal yakın iman diyoruz Cenab-ı Hak. Bize bu iman nasip etsin inşallah. Amin hocam. Hocam ikinci soruda kardeşimiz diyor ki ulusal bir kanalda bir profesörü dinliyordum. İlahiyatçı profesör bu. Şöyle bir şey geçti konuşmalarında. Senin alacağın kızı Allah bilmez dedi. Ben de kafama takıldı diyor. Bunu açıklar mısınız diyor. İslam inancına göre Allah'ın ilim sıfatı, ilmi sonsuzdur, sınırsızdır ve sorumsuzdur. Cenab-ı Hak olacak olayları bilir. Önceden bildiği için yazar ve takdir eder. Allah kimin hangi kızı alacağını bilir. Evet. Allah geleceğini bilir. Günü gelince onun olmasına kader denir ki oğul deyince Cenab-ı Hak oluverir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Cenab-ı Hak yazmıştır. Kul iradeyi hangi yolda kullanacağını bildiği için yazmıştır. İşte Yahudiler çocukları öldürüyor, hastane vuruyorlar. Bunların iradeyi kötü yolda kullanacağını bildiği için bunlar cehennem yükü yazıyor değerli kardeşlerim. Allah her şeyi bilendir. Her şeyi görendir değerli kardeşlerim. Bunu diyen ilahiyatçı profesör mutlaka Vatikan'a bağlıdır. Şov için yapmıştı. Birisi geberdi gitti gördünüz. Ben kulakla dinledim. Beş vakit namazı bu milletin başına bela ettiler dedi ama geberdi gitti. Toprağı bol olsun. Evet hocam. Evet hocam. Hocam yine kardeşimiz biri YouTube'dan takip ediyormuş bizi. Kütahya'dan arıyorum diyor. Ulusal kanalda Hızır diye bir kimse yoktur dendi. Yaşamıyor. O bir efsanedir. Demiş. Açıklar mısınız diyor. Peki Hızır Aleyhisselam kimdir? Halis Kestane abimiz vardı. Eser yazdı. Hac yaptık. 7-8 umre yaptık beraber. Diyor ki Hızır kendisi. İbrahim ateşe atılırken ben 7-8 yaşlarındaydım. Dua ettim Allah'ım İbrahim'i yakma diye. Babam bana bir tokat vurdu konuşma diye diyor. Allahu alem benim vefatım tevhid bayrağı çekildikten sonradır diyor. Hızır Aleyhisselam yok diyenlere söylüyorum ben. Musa Aleyhisselam ya Rabbi benim dostumu göster demedi mi? Ve yanındaki arkadaşıyla beraber deniz kenarına gittiler. Ölü balık dirildi sepetten atladı. Bir müddet sonra geldiler. Biriyle karşılaştılar.
Buldu. Hı. Yuşa Aleyhisselam olduğu söylenir yanındaki. Ya dedi ki arkadaşlık yapacağım. Sen bana dayanamazsın dedi. Ayetten bahsediyorum ben. Gemiye bindiler, yarıdayken gemiyi delmeye başladı. Musa Aleyhisselam ne yapıyorsun ya batacağız dedi. Hani karışmayacaktın dedi ya. Karaya çıktılar, gök gözlü birini vurdu öldürdü çocuğu. Sen ne yapıyorsun katil oldun dedi ya, ne oldu suçu var? Oo, hani söz verdin? Karışmayacağım. Üçüncü bir köye geldiler. Bir ev virane. Ekmek veren yok. Su veren yok. Çamur gardırdı onlara. Şu bina yapalım dedi. Yaptılar ama Musa'nın burasına geldi. Ya arkadaş. Açız. Bunlar bize ekmek su vermediler. Kabul etmediler. Niye bina yapıyorsun? Son ayrılmamız lazım dedi. Hikmeti nedir? Bir gemi yeniydi. Korsanlar onu alacaktı. İki yetim çocuğun da. Ondan dolayı ben onu deldim. Kurtardım. O gökyüzüye gelince Menahem Begin gibi olacaktı. Şaron gibi olacaktı. Onun için Cenab-ı Hak bana öldür dedi. Ben onun için öldürdüm ve insanları kurtardım dedi. Üçüncü yere gelince bu binanın sahibi çok cömert bir adamdı. İnanmış bir insandı bu adam. Ve öldü. Perişan, duvarın altında hazine var, para var. Yıkılmasın ne yaptı? Yarın yıkılacak. Bunlar kazanacaklar, alacaklar, babası gibi olacaklar dedi ve ayrıldılar. E Kur'an bunu söylüyor. Kimdi bu adam peki? Kısır yedi, kimdi değerli kardeşim? Kur'an'la ispatladı. İmam-ı Nebevi der ki, hadis kaynaklarına dayanarak, Hızır vardır, yaşamaktadır, yaşamaya devam ediyor diye beyan ediyor. Ahmet ağamız. Evet. Nadik Ahmet ağamız. 45 yıl birlikte olmuşlar. Tahir hocam mı söyledi ya? Tahir hocam. Görüşmüş Tahir hocam bununla. Halis amcayla ben yaşadım. Hocası Hızır Aleyhisselam'dı. Endonezya'ya gittiler. Topsanami'ye gidiyoruz dediler. Evet. Savaşlara katılıyorlar. Yaralı geldi çok defa. Adil Kartal tedavi etti. Ve Halis amca sayesinde bizi de görüştürdü Hızır Aleyhisselam'la. Hızır Aleyhisselam yaşamaktadır. Yaşıyor değerli kardeşlerim. Yaşamaya devam ediyor. Bedir Savaşı'nda, Oğuz Savaşı'nda, bütün savaşlarda iki can sultan yanında yer almış. Ehli maneviyat Ledün İbni bunu söylüyor. Öyleyse inanmayan diyor. Hızır karaların reisidir. İlyas dedesi denizlerin reisidir. Yalnız karıştırmayalım. İlyas hı hı. Aleyhisselam peygamberdir. Bu İlyas ise arada bir sene fark vardır. Hızır'ın dedesidir değerli kardeşlerim. Evet Hızır vardır, yaşıyordur, görenler vardır, birlikte olanlar vardır. Allah cümlemize göstersin inşallah. İnşallah. Onu dostu eylesin. İnşallah. Hocam yine İzmir'den arayan bir kardeşimiz YouTube'dan takip ediyormuş. Hukuk Fakültesi'nde okuyorum diyor. Hocanın bir tanesi dedi ki Kur'an'da adaletsizlik var. Miras olayında bakarsan erkek iki alıyor, kadın ise bir alıyor diyor. Bu doğru mu diyor, açıklar mısınız diyor. Nisa suresi 7. ayette mirastan pay, baba ölmüşse anne de pay alır tabii. Evet. Erkek iki kız biri alacaktır. Diyelim ki Ahmet öldü, Ahmet Ağa öldü. Oğlu Hasan kaldı, kızı Ayşe kaldı. 300 bin lira parası var. 200 bin lirasını oğlu Hasan alacaktır. Yüzünü de kardeşi Ayşe alacaktır. Niçin? Hasan babasına bakmak zorundadır. Dedeye bakacaktır. Kardeşler ilgilenecektir. Bakmak zorundadır İslam'a göre. Ama Ayşe'nin bakmak zorunda değildir. Ayşe bir kocaya varıldı. Bir hisse vardı ya. Gittiği koca iki hisse getirdi mi değerli kardeşlerim? Getirdi. İki hisse oldu. Bir de Ayşe getirdi, üç hisse oldu. Görüyor musunuz? Evet. Denge bozulmadı. Evet. Hasan iki hisse aldı babasına, 200 bin lira aldı. Hanımı bir hisse getirdi, üç hisse oldu. Yine aynı. Yine aynı, eşitlik yani. Bozulmadı. Demek ki hı. O profesör hocanın kafası buna sarmamış, ermemiş. Sarmamış. Eşitlik bozulmaz, haşa.
Allah adaletsizlik yapar mı yahu? Evet. Evet hocam. Hocam kardeşimiz Konya'dan arıyormuş. Bizim yörede ölen kimsenin arkasından 7. gün, 40. gün, 52. gün diye merasimler yapılır. Konya'nın bir köyünde oturuyoruz diyor. Bu doğru mu diyor? Kardeşlerim, İslam'da ölünün bizde hakkı vardır, ölen bir insanın. Bir, onu güzelce yıkamak, tevenlemek. Evet. İki, cenaze namazını kılmak. O da farz-ı kifaye. Kılınmazsa farz-ı ayın konumuna geçer. Üç, onu defnetmek dualarla. Tamam, bitti işte. Ama arkasından Kur'an okunur, sadaka verilir, ölüye gider. Buna 7. gün etkepten ayrılırmış. 40. gün boğulurmuş. 52. gün boğulurmuş. İslam'da böyle bir şey yok. Bunlar bid'attır. Her bid'at bir sünneti götürür. Sabit bir gün yok yani. Değil mi? Sabit bir gün yok. Her bid'at bir sünneti götürür. Bid'ata kapılmak günahtır değerli kardeşlerim. Kaynak Müslim, Ebu Davud, Buhari Müslim, zekat faslına bakınız. Böyle bir olay yoktur ancak onun namına sadaka verirsin, hac edersin, umre yaparsın, Kur'an okursun, hatim okursun, ona sevap gider. Kurban tekrar da edeyim. Kurban da kesilir. Kurban kesilir. Tekrar edeyim. Bu bize Hristiyanlardan geçme bir adettir. 52. gün, 40. gün, 7. gün bir olay yoktur. İslam'da yoktur. Kur'an'da yoktur, hadiste yoktur. Bunlara kapılmayın. Evet. Hocam kardeşimizin bir tanesinde bir şirketi varmış. Bizim diyor haberimiz olmadan şirketten zekat veriyoruz. Veriliyor. Ödünç para veriyor. İslam'a göre bu yapılan işlem uygun mu değil mi? Caiz mi diyor. Genelde biz cevaplarımızı Hanefi ve Şafii mezhebine göre veriyoruz. Yani Türkiye'de ağırlık olduğu için. Evet. Hanefi ve Şafii mezhebine göre. Fabrikada ortağız. Ortakların haberi olmadan oradaki sorumlu genel müdür veya müdür veya başkası kesinlikle zekat veremez. Zekat da bire iki kere niyet farzdır. Para veremez. Emanet veremez. Neden? Ortak olduğundan dolayı değerli kardeşlerim. Evet. Mesuldür. Bu günaha girmiş olur verirse. Ki bir zamanlar holdikler zekat dağıtıyordu. Ama ortakların haberi yoktu. Dedi ki biz televizyonlarda o günde yapmayın, yapmayın Konyalılar. İzin almadan zekat veremezsiniz dedik biz. Sonra hep husran oldu gitti bak. Evet. Ne olur zekat verdiği zaman zekat yerine geçer, sadaka yerine geçer. Tekrar o zekatın iadesi lazım geliyor ortaklar arasında. Yanlış yapıyorsun bu adamınız. Tekrar edeyim, ortakların izni haberi olmadan yardım edemez. Zekate emanet para veremez değerli kardeşlerim. Hocam yine 7. soru da buna benzer. Yani benzerlikte bir soru. Diyor ki Konya'dan arıyorum ama bizim bir dükkanımız var diyor. Beni hissemi başka birine kiraya vermek istiyorum. Ortaklarım mani oluyor bu duruma. Bu işlem nedir? Bir açıklar mısınız diyor. İmam-ı Azam'a göre ortak olan bir dükkan ortağın izni rızası olmadan başka birine kiraya verilemez. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum ben. İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum. Sen ortağın izni olmadan bir bölümünü kiraya veremezsin başkasına. Evet. Çünkü onun da izni olması gerekiyor, hakkı olması gerekiyor. Ama İmam-ı Şafii'ye göre ortaklardan birisi yetkisi olduğu için kiraya verebilir diyor. Yaygın Hanefi mezhebine olduğu göre bizim buralarda siz ortak olduğunuz bir yerin bir bölümünü başkasına kira verme hakkınız yoktur değerli kardeşlerim. Hı-hı. Ancak ortak izni gerekiyor. Ortak izni gerekiyor. Oturursunuz, rıza konuşursunuz. Gerekiyor. Evet, rıza gerekiyor. Evet hocam, sağ olun. Hocam yine YouTube'dan takip eden bir kardeşimiz. Benim birine 10 bin lira borcum vardı. Gününde bu borcumu ödeyemedim. Gününde ödeyemeyince bunun üzerinden 5 ay geçti. Şimdi de alacağım borcum olan kişi vade farkı istiyor. Vade farkı caiz mi diyor, açıklar mısınız diyor.
Hanefi ve Şafii mezhebine göre konuşuyorum yine değerli kardeşlerim. Karz-ı Hasen yaptınız, birine para verdiniz 10 bin lira. Veya ortaklık yaptınız. Evet. 10 bin lira 3 ay sonra ödenecekti. Ödeyemediniz. Alacaklı olan bir adam vade farkı alamaz. Alması faizli ve haramdır. Ama burada mağduriyet var diyeceksiniz. Şöyle kurtarılır. Diyelim ki 1 Kasım'da senedi günü doluyor. Adam ödeyemeyeceğini beyan etti. Çağırırsın. Arkadaş, bugün seni bunu ödemen lazım ama ödeyemedim diyorsun. Ne zaman ödersin? 6 ay sonra ödeyebilirim. O gün demir kaç para? O gün için söylüyorum. Senetin günü bittiği gün. Altın kaç lira? Yabancı para kaç lira? Bir balans yaparsın 4-5 maddeden ortaya bir şey koysun. Dersin ki arkadaş senin bana bu kadar gram altın borcum var dersin. Ancak böyle çevrilebilir. Ama günü geçtik deme dolduğunda yapamazsınız. Rızalı olacak. Ki genelde yani. Böyle oluyor. Vade farkı diye bir fark alınıyor. Bunu avukatlar da arıyor ama caiz olmadığını Hanefi ve Şafii mezhebine göre faiz olduğunu hatırlatıyorum. Artık kendileri bilirler değerli kardeşlerim. Evet. Kaynak Buhari, Müslim, Ebu Davud. Bak kaynakla veriyorum. Hadiste diyor ki Peygamberimiz zengin ödeme imkanı ve parası olduğu halde ödemezse geciktirmesi caiz değildir, zulümdür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da hatırlatmış oluyorum. Evet. Yani bir adama borcum var. Dolar yükseliyor, altı yükselir de onu ödemezse bu da zulümdür. Zalim diyor Kur'an-ı Kerim. İki can sultanı sarılır değerli kardeşler. Hatırlatmış oluyorum. Borçlu zamanında ödeyecek diyor. Ama zamanı gelince de anlaşma yapacaksın. Yeni bir akit yapacaksın. Değil aynen mi hocam? Öyle anlaşılıyor. Hocam yine buna benzer bir soru. Bu kardeşimiz de hububatçıymış. Buğdayı, arpayı ihtiyacı olunca veriyoruz. Ama o günün şartlarından parasını veriyoruz. Bu yaptığımız İslam'a uygun mu? Diyor. Yine Hanefi ve yani buğday arpayı veriyorlarmış. Bunlar o günün şartlarında veriyorlar. Zamanı geçiyor. Yine aynı önceki soruya benzer bir soru bu. Hanefi ve Şafii mezhebine göre vadesi ve fiyatı belli olmadan yapılan alışverişler caiz değildir. Faiz sayılır. Bir, adam getirdi döktü buğdayını. 5 ay sonra parasını alırken ki fiyatı belirtilmedi. 5 ay üzerinden parasını ödüyorsunuz. Sayın seyirciler, araştırın bakın bu konu caiz değildir. Ne yapmanız gerekiyor? Sen ne zaman istiyorsun buğdayın parasını almak? 6 ay sonra. 6 ay sonra o zaman pazarlık edersin. Bugün 8 lira ise 9 liradan fiyatını biçersin, alırsın, korsun. Ancak böyle kurtarırsın. Böyle yapan dükkanlarımız da var. Ama getir bakalım, getir bakalım, getir bakalım. Son adam ihtiyacı olduğu zaman alırken o günün fiyatından caiz değildir. Bu petrollerde de oluyor değerli kardeşlerim. Evet. Petrollerde daha çok oluyor bu. Yakıt alımlarında evet. Da oluyor. Öyleyse çıkış yolu ne? Fiyatı belirlenecek. Fiyatı belirlenecek. Vadesi belirlenecek. Ondan sonra alışveriş yapabilirsiniz diyorum. Hatırlatmış oluyorum yani. Tamam hocam. Allah razı olsun. Hocam yine bir kardeşimiz diyor ki benim hayvanlarım vardı. Çalındı diyor. Biz de bir hocaya gittik. Yani üç harfli hocaya gittik. İşte o da ruh çağırdı. İşte fincanlar hareket etti. Bilmem yazı yazıldı. Çalan doğru dürüst zengin bir adam gösterildi diyor. Yani zengin birisi çaldığı gösterildi. Ne dersiniz diyor. Değerli kardeşlerim, ruhlar çağrılmaz. Ruhlar gelmez. Kulür ruh. Soruyorlar. Lesemin emre, o Rabb'in emri de diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Bu çağırdığı adamın cinlerdir. Süfli veya sünni irtibat kurmuştur. Belli soruları okumuştur. Ve o surelerden sonra cinler gelmiştir.
Fincanları yürütürler. Hatta deriyi bile ayağa kaldırırlar bunlar. Öyle. Cin bu her şeyi yapar. Ben bir arkadaş vasıtasıyla Mersin'e gittim. Ateş rafinerisi, orada bir hoca varmış. Fellah bir hoca. Hocam böyle bir kap getirdi önümüze. Arkadaşın oğlu kaçmıştı da. Ben böyle Kur'an-ı Kerim üzerine koydum. O okuyor ama okuyamıyor. Yani ben hafız adamım. Kaldır, kaldır, kaldır. Beşincide bak hocam dedi. İçinde bir insan kaval kemiği buldum. Bir de vefk yazılmış. Ama kağıt ıslanmamış. Size yapılan büyük bu dedi. Hı. Değerli kardeşlerim, yine koydurdum adam. Yine. Arkadaş dedi, nasıl bildi ya? Bilemez bu adam. Buna gelince... Kaybı Allah bilir. Adam kaybı Allah bilir ya. Bir adama dedi, bu çalı dedi. O adam çalmamışsa ne olacak? Bir dergi haberle anlatayım. Balıkesir'de ben de yaptım. Oradan attım. Orada geçtim. İlerisinde bir bahçe varmış. Adam bir arızı adam çalıştırmış dilsizi. Ama pancar parası veya zeytin parası almış, para cebinden çalınmış o gün. O çaldı diyor hocam. Yine tutuyor bunu işçi olarak öldürecekmiş o gün. Kuyu atacakmış. O niyette geliyor. Askerin biri çıkıyor telergüden. Selamünaleyküm amca diyor. Bu tarla senin benim. Komutanım selamı var. Askerlerden biri senin cüzdanı almış. Şu cüzdanı al diyor. Eğer diyor ben Cinci Hoca'ya uyusaydım katil olacaktım, adam öldürecektim diyor değerli kardeşlerim. Gidiyorlar Cinci'ye. En yakının büyü yapmıştır. Anneye düşman oluyor. Babaya düşman oluyor. Yakına düşman oluyor. Yahu nereden bildin onların yaptığını? Sihir büyü vardır ama kimin yaptığını söyleme. İnanan bir insan söylemez kesinlikle. Öyleyse bu hocanın yaptığı sahtekarlıktır. Ya illüzyon yapıyor, illüzyon, göz aldanması veya cinlerle işbirliği yapmış, sizi kandırmaya çalışıyor. Ticaretini yapıyorlar hocam bunlar ya. Evet hocam. Resmen. Hocam son WhatsApp'tan bir sorumuz geldi, kardeşimiz bir tanesi. Merhaba, Adana'dan arıyormuş kardeşimiz Ferdi Özvural. Hocamıza sorum. Benim işlerim yolunda gitmiyor. Ne yapmam gerekiyor mu hocam? Bana yardımcı olursanız sevinirim diyor. Tavsiyem şu, bir. Aynen. Evvela kalkacak, güzel bir abdest olacak sabah namazı. Namaz kılmıyorsa namaz kılmaya devam edecek. Çünkü hemen ağlalı an zikri. Fendelü maşeden zanken namaz kılmayan rızkına biz darlık veririz diyor. Yani bereket yani kalırız diyor. Beş vakit namazını kılacak. Allah'a dua edecek. Helal lokma yiyecek. Helal lokma yiyecek. Bunlara dikkat ederse, Allah'a kulluk yaparsa rızkı veren Allah'tır değerli kardeşlerim. Az olsun, öz olsun ama helal olsun. Duam şudur kardeşe. Rızkınız helal ve bereketli olsun. Evet. Evlatlar mutlu. Evet. Cihetiniz olur, akıbetiniz hayır olsun diye dua ve selamlar gönderiyorum ben de. Allah razı olsun hocam. Kardeşimiz de şu anda duymuştur herhalde sesimizi. Evet hocam. Sorularımız bitti. Bir Kur'an-ı Kerim ve duayla şey derim hocam. Zaten vaktimiz de geldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم
وهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Duamız var. Hatim yaptırdık. Kamil Yıldırım. Ziya Yıldırım'ın babası. Aliza Kapçı'nın eşi merhume hanımefendi. İbrahim Mutlu ve İbrahim Göçer adına hatim var. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdini vehdine ilel hakkı ve ila tarikin müstakim. Bi bereketi hatmil Kur'anil azim. Vafu anna ya kerim. Vafu anna ya rahim. Vafir lana zunubena bi fazlike ve cudike. Ve keramike ya ekremel ekremine bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Ve şerrifne bi şerafetil Kur'an. Ve elbisne bi hılkatil Kur'anil azim. Allahümme erzukna fıkhan fiddin ve ziyadeten fil ilim ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve rahaten indel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve duhulen fil cenne ve afiyeten fiddini ve dünya ve ahire. Hadis koruma hadisi. Bismillahillezi la yazurru ma'a اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما شاء الله بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح حديث حستغرى أكيرم بسم الله أرغيك والله يشفيك من كل دواء فيك ومن شر النفاسات في اللغات ومن شر حاسد نزاسد اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك
Mestadatu auzu bike min şerri ma sanatu ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fagfir li zunubi fe innehu la yagfiru zunuba illa ente. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme sa ümmete Muhammed. Allahümme sa Filistin ve Gazze. Allahümme afir li ümmete Muhammed. Allahümme afir li Gazze ve Filistin. Allahümme ferç an ümmete Muhammed. Allahümme ferç an Gazze ve Filistin ya Rabbel Alemin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ve qina azaben nar. Ve qina azaben nar. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Ya aziz ya gaffar ya zel celal ve ikram. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'mine yevme yekumul hesab. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Okunmuş olan Hatmi Şeriflerden, Yasin-i Şeriflerden, Tebarekelerden, Ammelerden, Selatü Selamlardan hasıl olan sevabı. Evvelen bizzat Fahri Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mücella, mudahhar, pak, aziz, latif ruhu şeriflerine hediyeledik sen kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi andurun hasıl ve sevabı peygamberlere, enbiyalara, evliyalara, mümin ve müminatın da ruhlarını hediyeledik sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi andan onun hasıl ve sevabı. Hasreten bu hatmi şerifin okunmasına böyle hissi vesile olan kardeşlerimizin ruhlarını hediyeledik sen kabul eyle. Ya Rabbi şu anda ekranı başında bizleri dinleyen kardeşlerimiz ve bu programı icra eden Kanal 42'deki kardeşlerimizin cümle geçmişler ruhlarını hediyeledik sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda Filistin'de mazlum yatağında perişan, hastanelerde perişan, kapılarda perişan, binalarda perişan olan Filistinli kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Onları muzaffer eyle amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına da hediyeledik sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi onlara bir çıkış yolu ver. İsrail'i kahru perişan eyle ya Rabbi. Ebabil kuşlarını gönder ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Kabe'de yapılan, Arafat'ta yapılan, Müzdelife'de yapılan, Mina'da yapılan duaların içine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayatımızda ve son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile İslam ile kelime-i şehadetle yaşamayı ve göçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi haseten İbrahim Göçer abimizin, Kamil Yıldırım kardeşimizin, Ali Rıza abimizin eşinin ruhuna ve İbrahim Mutlu kardeşimizin de ruhlarına hediyeledik sen kabul eyle. İbrahim Göçer'in de. İbrahim Göçer kardeşimin de ruhuna hediyeledik sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayatımızda ve son nefesimizde kelime-i şehadetle varmayı, kelime-i şehadetle dirilmeyi nasip ve müessir eyle. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an-ı Azimüşşan olsun. Önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Gazze'ye, Filistinlere selam olsun. Cenab-ı Hak onlara yardım etsin inşallah. El Fatiha.